Yeni Yaşam Gazetesi Kurulu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik'in avukatları Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz'ı çağırıyorum. Basın özgür oluncaya kadar, hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilinceye kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizlerin haklı mücadelesinin yanında olmaya ve mücadelemizde sonuç alınıncaya kadar yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz diyorum. Burada Çanakkale ve Giresun il başkanlarımız ve il başkan yardımcılarımızla birlikte dayanışma duygularımızı iletiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. 24 Haziran'da ilk celseyi göreceğiz Çağlayan Adliyesi'nde sabah saat 10.30'da. Hem bir çağrı olması açısından hem de çarşamba günü ilk celseden ne bekliyoruz, bize özetler misiniz? 24 Haziran'daki ilk celsede öncelikle tüm sanıkların savunmaları alınacak ki bu da davanın en önemli aşaması. Tüm sanıklar aylar sonra kendilerini anlatabilme fırsatı bulacak. Oda TV'de yayınlanan aslında 4 paragraftan ibaret bir haber söz konusu. Bu 4 paragraftan ibaret haberin de açıklaması öyle saatler sürmeyecek. Ben müvekkillerimin yaklaşık yarım saatte bu savunmayı tamamlayabileceğine inanıyorum. Bizlere de çok iş bırakmayacaklardır. Çünkü gerçekten ortada suç olmayan bir iddianameyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir gün içerisindeki yargılamada hemen hemen bütün savunmaların avukat savunmalarıyla beraber bitebileceğini ve pek tabii ki de asıl beklediğimiz özgürlüklerine kavuşabilmeleri için mahkemenin bu doğrultuda bir karar vermesini talebimizle beraber bekliyor olacağız. Çünkü Cumhuriyet Savcıları Ceza Muhakemesi Kanunu 170. maddesine göre sadece sanık lehine değil, sanık lehine de delilleri toplaması gerekir. Oysa bu davada sanık lehine olan delillerin toplanmadığını gördük. Bir de üzücü bir şekilde, çünkü bu yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından bizim için çok üzücü, ülke için çok üzücü, neyi gördük? İddianameyi elimize aldığımızda iddianamede Murat'ın 15 dakikalık yabancı bir ajansla görüştüğüyle ilgili bir bilginin yer aldığını gördüm. Ben buna baktığımda, araştırdığımda Murat'ın serbest bırakıldıktan sonra Ahu Özyurt'un Sputnik TV'de bir yayına, radyoda bir yayına katılarak 15 dakikalık röportaj verdiğini gördüm. Eski bir Cumhuriyet Savcısı olarak bu bilgiye bir Cumhuriyet Savcısı'nın ulaşması bir dakika sürerdi. Ama bu saçmalık. Daha önce Oda TV, Özgür Gündem, Cumhuriyet davalarında olduğu gibi mesnetsiz iddialar. Arkadaşlarımızın hiç yargılanmaması gerekirken tutuklandı arkadaşlarımız ve üstelik tutuklu kalmaları için siyasi irade, özel çaba gösterdi biliyorsunuz mecliste. Biz bu 6 arkadaşımızın ve diğer tüm gazeteci, şu anda yüzün üzerinde gazeteci tutuklu, tüm gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gazetecilik suç değildir. Çarşamba günüyle ilgili olarak bu haliyle baktığımızda birçok ihlali bütün meslektaşlar ortaya koyacaklar. Ve devamında da bununla ilgili olarak tabii ki de ilk etapta tahliye beklenecek. Ben tahliye bir ya da birkaç tahliye olacağını düşünüyorum. Ama aslında olması gerekenin şu an tutuklu olan tüm gazetecilerin dışarı bırakılması. Mahkeme kapısını aşındırdık. Koronavirüs meselesi değil olay. Hep böyledir zaten bu politik davalar. Bazı arkadaşlarımız yeni fark ediyor, avukat arkadaşlarımız. Ben 30 yıldır basın alanında, muhalif basın alanında avukatım. Hep böyle yürüdü. Her neyse öğrendik iddianameden. Hiç şaşırmadık zaten. Savcı kes yapıştır yapmış filan böyle. Zorlamışlar biraz. 3 savcı imza atmış sağlam bir iddianame olsun diye. Başsavcı da imzalamış arkasındayım diye falan. Ya Zekeriya Öz'ün tutumu geldi aklıma. Onun imzası olduğu vakit hakimler titrerlerdi falan. Biraz öyle bir olay bu.